Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Paytr CEO'su Merve Tezel. Merve Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merve Tezel'le birlikte bugün fintech sektörünü detaylı bir şekilde konuşacağız. Özellikle ödeme çözümlerine sundukları faydaları, yine KOBİ'lerin büyümesinde, gelişmesinde ve dijitalleşmesinde fintechlerin rolünü konuşacağız. Yeni nesil ödeme çözümlerine ilgi artıyor. Neden bu ilgi artıyor? Yeni nesil ödeme çözümleri neler? Önümüzdeki dönemde bu alanda öne çıkacak yenilikler neler? Ve elbette bu süreçte Paytr'nin stratejisi ve hedefleri neler? Detaylı bir şekilde konuşacağız. Merve Hanım, tabii bütün diğer konulara geleceğiz ama yılın ilk 5 ayını geride bıraktık. Dolayısıyla bu süreç genelde sektör, özellikle Paytr için nasıl geçti? Hedefler, yıl başında konulan hedefler doğrultusunda ilerliyor musunuz? Evet, vallahi çok hızlı yılın yarısına neredeyse geldik. Geçen yıl olduğu gibi gene bu sene de çok hızlı başladı sektör. Baktığımız zaman biz hep genel kart ödeme rakamlarından en doğru bilgiyi takip ediyoruz. BKM rakamlarında ilk 3 ayına baktığımızda bir önceki seneye göre bütün kartlı ödemeler, yerli ve yabancı Türkiye'de ödeme yapan %126 oranında büyümüş. E-ticaret ise, online ödeme ise %143 büyümüş. Yani e-ticaret genel ödemelerden pay alıyor. Muhtemelen kartlar da nakitten pay alıyor diyebiliriz. Enflasyonun oldukça üzerinde bir oran bu çünkü. Aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-ticarete giren işletmelerin de sayısı artıyor. Bir de şunu görüyoruz, hani pazar yerleri üzerinden çok girişler oluyordu. Özellikle Covid döneminde çok büyük bir patlama yaşandı e-ticarete başlayan işletmeler. Şimdi bu işletmeler biraz tecrübe kazanınca, büyüyünce kendi platformlarında da satış yapmaya başladığı için bizim gibi çözümlere rağbet o anlamda da arttı. Gelen müşterilerin daha büyük ölçekte olduğunu da görmeye başladık. Daha orta, daha büyükler de bizimle kapımızı çalmaya başladılar. KOBİ'ler genelde bizim tabii ki odak alanımız. 120 binin üzerinde iş yerimiz var. Tek yaptığımız iş aslında iş yerlerine ödeme hizmeti sağlamak. Ama bunu uçtan uca her tip ödeme diyebilirim. Yani vizyonumuz da baştan beri zaten bütün işletmeleri e-ticarete dahil edebilmekti. Ve tabii ki bizim lokomotif ürünümüz Sanal POS. 2 saatte bir işletme gelip bizimle her banka ile ayrı ayrı entegrasyon yapmadan online ödeme almaya başlayıp bütün bankalara taksit yapabiliyorlar, ödeme çeşitlerini alabiliyorlar, havale, EFT vesaire. Dolayısıyla hani hep bunu söylemeyi çok seviyorum. Biz aslında küçük orta işletmeleri kolayca içeriye alarak demokratikleşmeye aslında ödemeler sektöründe biraz vesile oluyoruz. Herkesi buraya entegre edebilir hale geliyoruz. Bu noktada da hep kendimizi ölçüyoruz piyasayla. Bir pazar araştırması yaptık. Daha geçtiğimiz ay Future Bright'la birlikte. Şu çıktı aslında, e-ticarette faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ilk aklına gelen marka Paytr ve tercih edilen marka Paytr olduğunu ifade ediyorlar. Bu da bizim için hem ilham veriyor bize ama o tabii ki yatırımları sürdürmemizde de onlar büyürken biz de onlara daha farklı hizmetler sunmak için gayret ediyoruz. 2024 hani biraz nasıl, bizim odağımız nasıl başladı? Evet, arkamızdaki rüzgarlar çok kuvvetliydi. ama biz de ürünlerimizle bu yeni nesil, biraz bahsederiz. onlarla başladık. Dolayısıyla orada bir iki lansmanımız oldu. Neopos Plus ürünümüzü lanse ettik. İşte cep telefonunu ödeme cihazına dönüştürüp aynı zamanda fatura kesen ürünümüz. Fiziksel POS çözümlerimizi yeni geçen sene piyasaya sürmüştük. Bu sene artık onları daha fazla müşteriye ulaştırmaya başladık. Aynı zamanda farkındalık çalışmalarımızı da arttırmaya başladık. Çünkü KOBİ'lerin onlarla hani bağımızı güçlendirmek ve ilham vermek istiyoruz. Onun için biraz hikayelerimizi anlatmaya başladık. Mayıs ayından itibaren sıfırdan işini başlayıp Paytr'le büyüten gerçek müşterilerimizi bulduk. Onların ağzından bizim hikayemizi, onların hikayesini dinlesinler diye çekimlerimize başladık. Gaziantep'te başladık iki müşterimizle değişik ürünlerimizi kullanan. Dolayısıyla hani bu konuda da çok heyecanlıyız. Diğer şehirlerle devam edeceğiz. Bizim için dolu dolu bir 5 ay oldu diyebilirim. Evet. Peki şimdi tabii
fintechlere baktığımızda finansal teknoloji ekosistemi sunduğu çözümlerle, işte az önce verdiğiniz örnek de buna bir örnek aslında, birçok sektörün gelişimine katkı sağlıyor. Özellikle fintechler tabii sundukları ödeme çözümleriyle de ciddi anlamda dikkat çekiyorlar. Ödemeler tarafında zaten siz sektörün oldukça deneyimli, evet. Hem banka geçmişiniz, hem ödeme şeması geçmişsiniz, hem şu anda bir fintech şirketinin başındasınız. Dolayısıyla çok bu resmi çok iyi biliyorsunuz aslında, başladığı yer ve geldiği nokta anlamında. Dolayısıyla fintechlerin bu anlamda sağladığı faydaları nasıl değerlendirirsiniz ödeme çözümlerine? Yine fintech sektörünün geldiği nokta ve taşıdığı potansiyele bir baktığımızda nasıl değerlendiririz? Çünkü Türkiye finansal teknolojiler ekosisteminde de ciddi bir değişim yaşanıyor aslında son 6-7 yıla baktığımızda ve geldiğimiz noktaya baktığımızda. Çok güzel bir soru, çünkü bu potansiyel konusu bizim son zamanlarda değişen bir konu. Ondan başlamak istiyorum. Lütfen. Biz bugüne kadar ödeme sektörü oyuncuları olarak genelde, daha dediğim gibi, küçük, orta, mikro, yeni giren küçük cirolu müşterilerle başlamıştık. Oralarda sanal postla geliştirmiştik. Fakat baktığımızda biz şu anda fiziki çözümlere de gitmeye başladığımız zaman artık sadece ticaret ekseninden değil, bütün perakendenin hedefleyebileceğimiz bir noktaya geldik. Bu tabii ki biraz yetkinliklerin gelişmesi ile de baş gösteriyor. Dolayısıyla biz artık öyle bir noktadayız. Onun için çok heyecanlıyız bu potansiyel anlamında. Onun dışında diğer sorularınızla, ilk sorunuzla ilgili ne fayda sunuyor? Yani birincisi, biz odaklı çalışıyoruz. Yani biz sadece işletmelere ödeme hizmeti sunduğumuz için sadece o konuyu, ve çok detayı var. Yani bir ödemenin hani kolay gözüküyor ama arkasında bin tane olabilecek olasılık, işte her şeyin kontrol edilmesi vesaire var. Dolayısıyla biz sadece ona odaklandığımız için o işi gerçekten çok iyi yapıyoruz. Tek entegrasyonla yapıyoruz. Birincil faydamız bu aslında. Yani birçok bankayı gezmek zorunda kalmadan tek bir cihazla ya da tek bir sanal post bağlantısıyla bütün bankalara taksit yapar, İşte bütün ödeme cinslerini alır hale geliyoruz. Ve de çok hızlı yapıyoruz bunu. Yani bir baktığınız zaman bir işte 8 tane bankaya gidip bu işlemi yapmak, hani düşünün, bize gelip başvurup 2 saat içerisinde bu iş bitiyor. Dolayısıyla ilk iş bu. İlk önemli faktör. İkincisi de değişik iş modellerinin hepsini destekleyebiliyoruz. Yani bugün sanal post değil sadece, işte bunun fizikisi var. Onun arasındaki linkle ödeme, işte soft post, yani çeşitli pazar yeri modelleri. Yani her işletme için gerekli şeyi tek bir iş ortağıyla aslında sağlayabilmek burada en önemlisi. O şekilde, yani hizmet kalitesi çok önemli. Hep baktığımız, yakın olabilmeyi istiyor müşteriler. Telefon ettiği zaman bir call center'la karşılaşmak yerine bir kişiyle sorununu çözebilmek istiyor. Yani önem verdiğimiz konular bunlar aslında. Kolaylık ve güzel iletişim müşterimizle. Anladım. Peki şimdi 120 üye iş yerimiz var dediniz. 120 bin. 120 bin, çok özür dilerim. 120 bin. Tabii baktığınızda KOBİ'lerin dijitalleşmesinde finans sektörünün çok ciddi bir rolü var. Yani hem bankaların burada, hem sizin gibi fintechlerin, ödeme, evet, kuruluşlarının ciddi anlamda efor harcıyorsunuz. Bu neden önemli, yani KOBİ'lerin dijital dönüşümü? Buradan baktığınızda fintechlerin rolünü sormak isterim. Fintechler KOBİ'lere sundukları ödeme çözümleriyle aslında onların büyümesinde nasıl bir rol oynuyor? Evet. Bir makro taraftan başlarsak aslında KOBİ'leri Türkiye'de, yani işletmelerin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla özellikle kayıtlı ekonomiye geçişin bu kadar önemli olduğu bir dönem içerisinde olduğumuzda, burada bunu kolaylaştıran, buna vesile olan her şey aslında, hani makro anlamda Türkiye'nin ekonomisi için çok önemli. Bir kere oradan bir faydası olduğunu düşünüyorum. KOBİ'lerin onun dışında elbette büyük şirketler kadar teknik yetkinliği yok. Dolayısıyla o 8 tane dediğim, işte veya sayıca örnek verdiğim için, çok sayıda bankayla entegrasyon, onların her bir hesabın ayrı takibi. Yani sadece teknik de değil, arkada bir sürü bunun tabii ki finansal yönetim var. Bunları yapmakta zorlandıkları için tek bir yerle yapmak tabii ki onların bu işe girmesini kolaylaştırıyor. Dijital dönüşüm niye önemli? Onu da, yani kayıtlı ekonominin dışında,
Nakit artık hani tüketicinin hayatından çıkmaya başladı. Hani enflasyon bunun birinci sebebi olabilir ama hani artık nakitle hayatını tamamen geçirmek çok zor. Onun dışında her iş modeline göre nakit dışı ödeme çeşitleri arttı. Yani ben bir tüketici olarak bazı şeyleri vadeyle ödemek istiyorum, krediyle ödemek istiyorum, havale, EFT yapacağım işler olabiliyor. İşte kapıda ödeme sağlamam gerekiyor vesaire. Yani bütün bu şeyleri sağlayabilecek bir altyapıya ihtiyacım var ve bunu yapabilecek, bunu çözebilecek teknik yeterliğim de yok. Hepsiyle ayrı ayrı proje yapacak yeterliğim yoksa ödeme şirketini tercih ediyor. Bir de sektör bağımsız artık. Yani e-ticaret gerçeği. Bugün hani esnaf, mahallemizdeki esnaflardan bile biz dijital platformlardan ısmarlıyoruz. İşte kasaptan, manavdan, pet shop'umuzdan. O anlamda hani bir sektör olarak kaçış şeyi de yok. Satışı kaçırmamak için herkes buna dahil olmak zorunda. En sonuncusu da hani bütün herkesin alışkanlıklarının değişmiş olması. Hayat daha hızlı aksın istiyoruz. Hiçbir şeye aslında vaktimiz yok. Herkesin vakti az. Kimse aldığın ürünün gecikmesini, ödemesinin gecikmesini, alacağının gecikmesini istemiyor. Dolayısıyla bunu güvenle ve bir de bu güvenle yapılması gereken bir şey. Yani kesinlikle. Sonuçta minimum temas, minimum efor ama maksimum güven istiyor. Kesinlikle. Hem alıcı hem satış yapan taraf. Bu da teknoloji gerektiriyor. Dolayısıyla bu anlamda KOBİ'lerin de bunun dışında kalmaması için bu çözümleri geliştirmesi gerekiyor. Peki şimdi Merve Hanım, son dönemde yeni nesil ödeme çözümlerine talebin dikkat çekici şekilde arttığını görüyoruz. Öncelikle tabii talepteki bu artışı niye bağlıyorsunuz? Burasını sorayım. Sonra sizin bu alandaki işlerinize yönelik bir iki sorum olacak. Tabii. Yani bu aslında hani gelişim olarak düşün. Şimdi eskiden ne vardı? Fiziki POS vardı. Başka bir çözümümüz de pek fazla yoktu. Hani nakitin dışında diyelim. Bir mağazaya gittiğinizde. Sonra e-ticaret geldiği zaman sanal POS hayatımıza girdi. O da eskidi aslında. Bir de herkes için uygun değil. Yani bir web siteniz varsa ya da bir mağazanız varsa fiziki ya da sanal POS kullanabilirsiniz. Ama artık dünyada birçok işletmenin ne mağazası ne web sitesi var. Sosyal medyadan satanlar var veya kapı kapı mobil bir satış modeli olanlar var. Bu noktada da ne sanal POS ne fiziki POS işlerini görmüyor. Dolayısıyla orada işte bizim bu soft POS dediğimiz uygulamayla bir telefonu POS haline getiren ya da linkle ödeme, sadece bir link göndererek bir mesajlaşma uygulamasında ödeme cinsleri çıktı. Ve bunların bir sürü çeşitleri var. Yani işte pazar yeri modelleri vesaire. Dolayısıyla bu yeni nesil ticarete yeni nesil çözümler gerekti. Çünkü artık kimse hani sadece kendi bölgesindeki müşterilerle çalışırsa rekabetten dolayı ayakta kalamıyor. Bütün çeşitleri sunması gerekiyor. Bir de müşteriler de demin dediğim gibi herhalde biraz şımardık. Yani her şeyin en iyisini istiyoruz, en kolayını istiyoruz. Türkiye'de bu anlamda ödemesi... Müşteriler mi şımarıyor? Siz şirketler bu hizmetlerle şımartıyor musunuz? Aslında o biraz karşılıklı. Evet, yani sürekli yeni hizmetler geliyor çünkü ve her seferinde daha kolay ve hızlısını istiyorsunuz. Türkiye bu anlamda, yani ben hani demin bahsettiğiniz geçmişte 2000'li yılların başından beri bu taksit işleri var. Ben de sektördeyim. Her zaman söylediğimiz Türkiye hep bir gömlek öndeydi ödeme sistemlerinde ve bankacılıkta. Müşteri tecrübesi anlamında Avrupa'dan ve Amerika'dan baktığımızda çok öncü bir sektör. Dolayısıyla evet, bizim Türkiye'de beklediğimiz şeyler aslında çok sonra o pazarlarda beklenir hale geldi. Hale geliyor. Peki şimdi siz bu yeni nesil ödeme tarafında iddialı bir şirketsiniz PTR olarak. Bu arada sunduğunuz ürün ve hizmetleri soracağım. Bir de ben not aldım buraya, müsaadenizle okuyayım. 2023 yılı değerlendirmenize bakmıştım ben. Orada Neopos ve Fiziki POS 2024'te çok konuşacağız ve deneyimine odaklanacağımız iki ürün olacak demişsiniz. Fiziki POS ürünümüzün 2024 yılında en çok yatırım yapacağımız ürünlerden biri olacağını söyleyebilirim demişsiniz. Yatırım yaptınız mı, onu soracağım oraya. Bu iki ürün tarafında ne gibi gelişmeler var? Vallahi yaptık, çünkü orası yani fiziki dünya sanaldan daha zor bir dünya. Evet. Orada birçok cihaz cinsi var, birçok daha farklı işte belge üretme ve yani regülasyon da farklı oranın.
Dolayısıyla orasının teknik yeterliliği çok daha farklı olduğu için oraya çok fazla teknik yatırım yaptık. Teknik yatırımın ötesinde çalıştırmaya başladığınız zaman işte birçok sorunu çözüyorsunuz. Değişik iş modellerini uydurmak için gene arkada ek geliştirmeler yapıyorsunuz. Dolayısıyla çok yatırım yaptık. Şu anda çok sayıda müşteriye ulaştırmaya başladık fiziki tarafta. Orada da aynı şekilde aslında sanalda yaptığımız dönüşümü, yani tek entegrasyonla, tek cihazla bütün kart tiplerine hizmet verebilmeyi fiziki tarafta da artık yapmayı hedefliyoruz. Burası yeni bir yatırım alanı bütün ödeme oyuncuları için. Neopos çok heyecanlandıran bir ürün. Onu da biraz anlatmak istiyorum çünkü lütfen, farkındalığı hakikaten çok düşük. Yani aslında şu kadar kolay bir şey. Başvuruyorsunuz, bizim mesela sanal post müşterimiz olsun, başvuruyorsunuz veya dışarıdan da olabilir, başvuruyorsunuz, uygulamayı indiriyorsunuz cep telefonunuzu, Android NFC destekli bir telefona ve orada o telefon bir post haline dönüşüyor. Bu ne demek? Bir post cihazı maliyetine katlanmıyorsunuz. Ayrıca ya örnek vereyim, bir yemek siparişi aldığınız bir hani kafe, işte bir yer olsun. Öğlen saatinde dışarıda kaç tane sipariş var? Sizin bir post makineniz var, belki iki post makineniz var. Post boş mu? Müşterinin şeyi hemen gecikmeden gönderilebilecek mi siparişi diye düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. İstediğiniz kadar hani cep telefonuna bu uygulamayı indirmek suretiyle güvenli bir şekilde ödemeyi alabiliyorsunuz. Örneklerden bir tanesi bu. İşte kermes, yani mobil satış yapan herhalde sucu veya kapıya gelip de tamirat, kapıda ödeme alan kişiler bunu kullanabiliyor. Aslında mikro taraf için de çok önemli çok bir çözüm. Çok önemli ve çok kolay. Dolayısıyla bunu hep şimdi reklamlarımızda da işlemeye başladık. Görürsünüz yakında inşallah, dijitalde zaten çıkıyoruz. Bunun güzel tarafı, şimdi burada hem taksit ekledik bu sene. Taksit yoktu. Evet, o cep telefonu da birden fazla bankaya da taksit yapabilir hale geldik. İkincisi de, bu da bizim gerçekten hani burada önce olduğumuz bir ürün. Gelir İdaresi'nin uygulaması var. Seyyar EFT herkez için uygun olmuyor. E-belge, e-arşiv mükellefi olan mükellefler için ya ÖKC ya da işte başka çözümlerin kullanılması gerekiyor. Bizim artık Neopos Plus dediğimiz üründe o mükellefler için de e-belge düzenleme imkanı var. Yani faturada kesip işini bitirebiliyorsun işletme. O anlamda burada gerçekten hem proje bazlı büyük hani projeler olabilir ama dediğiniz gibi mikrolar için de çok uygun bir çözüm. Baktığımızda çünkü işe giriyorlar, hani bazı işler çabuk işte istedikleri gibi gitmiyor ama post yatırımı yapmış oluyorlar, cihazları almış oluyorlar vesaire. Bunlara hiç gerek kalmadan bu çözümle ilerleyebiliyorlar. Çok heyecanlıyız bu ürünle ilgili. Dediğim gibi bütün işte fonksiyoneliteyi oraya eklemeye başladık. Taksit başta olmak üzere. Peki şimdi son iki dakikamız kalmış. Tabii. Ben son iki sorumu birleştirip soracağım o zaman. Şimdi bahsettiğiniz bütün bu gelişimin arkasında tabii teknoloji ve teknoloji yatırımı yatıyor. Siz Payter olarak son dönem odaklandığınız teknolojiler neler? Bir bunu sorayım. Bir de ekleyeyim, 2024 yılı için üye iş yeri, işlem hacmi, kart adeti gibi alanlarda yıl sonu hedeflerinizi paylaşırsanız izleyicilerimizle sevinirim. Teknoloji olarak yani bir kere olmazsa olmazlara çok yatırım yapıyoruz. Yani sürekli büyüyen bir işlem hacmini desteklemek için sistemlerimize gerçekten çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bunun içerisinde hem işte kapasite vesaire gibi şeyler de var, hem de güvenlik, siber güvenliğe yönelik ve onların devamlı değişmesi gerekiyor. Çünkü şeyler, sahteciler de inovasyon onlar yapıyor. Onlar da sizi sürekli diri tutuyor değil mi? Evet. Yazılım tarafında da benzer şekilde ama hani yeni teknoloji dediğiniz için bu ürünlerden bağımsız olarak yapay zeka herkes konuşuyor. Biz bu konuda en azından makine öğrenmesi kısmının sahtecilikte kullanılmasına yönelik çalışıyoruz. Onun dışında da her firma gibi çalışanlarımızı yapay zekayı nasıl kullandırabiliriz diye bakıyoruz. Hedeflerimize gelince 180 binin üzerinde iş yeri ne ulaşmayı hedefliyoruz. Ciddi, 60 bin daha ekleyeceksiniz gözüküyor. Evet, ciddi bir büyüme hedefliyoruz. İşlem hacminde de işte %150 artış bekliyoruz ama daha fazla da olur diye ümit ediyoruz. Bir de içerisine yeni ürünlerin aldığı paya bakmaya başladık. Yani bu söylediğimiz ürünler, linkle ödeme, işte soft post, fiziki post ve diğer,
Bunların da geçen sene işte %13 civarlarındaydı. Bunların da artmasını bekliyoruz. Hı hı. Bizim kart şu anda tüketiciye yönelik bir kart sunmuyoruz ama kayıtlı kartlarımız var. Evet. İş yerlerine sunduğumuz. Orada da 8.4 milyonda en son 2023'te. Bu sene de işte bu işlemlerin büyüme oranını paralel bir şekilde onun da artmasını bekliyoruz. Peki Merve Hanım, bu hedefler doğrultusunda biz de size başarılar çok diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. 2024 yılı ve diğer yıllar için değerli yorumlarınız için de tekrar teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz PayTR CEO'su Merve Tizel'de Merve Hanım'la birlikte özellikle fintechlerin ödeme çözümlerini konuştuk. Sundukları ödeme çözümleriyle birlikte KOBİ'lere, mikro işletmelere nasıl büyümelerine katkı sağlıyorlar ve elbette PayTR'ın önümüzdeki dönem hedeflerini ve stratejiyi konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.